28 Eylül, 4 Ekim Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, Oğlaklarda ben dostlarıma kime ne yaptıysam, kimin hayatına dokunduysam iyileşti. Ben kendi hayatıma dokunuyorum, hala iyileşemedim. Yani evet, iyi bir işim var ama işimle ilgili de kendime dokunuyorum. Bir sürü işler var, bunlarla da mücadele ediyorum ama ben parasal evrede kendimle ilgili toparlayamadım ve hala aynı döngüdeyim ve bunlar beni çok daralttı diyorsanız, bu hafta bunlarla ilgili keyifli, güzel, daha planlı, zaten siz çok planlı ve programlısınız. Dostu ve düşmanı ayırma, kendinize yön verme ve kendi enerjinize çalışıp parayı artık kendinize kazandırma dediğim kararlar haftanız olacak. Bu kararları eğer doğru tutarsanız yıl bitmeden maddi olarak çok güzel bir derinliğe gireceksiniz. Ama hala milletin eteğinde ve hala milletin enerjisinde bazı şeyleri mücadele ediyorsanız zararlı olacaksınız. O yüzden mümkünse bu ayları güzel değerlendirelim diyorum değerli Oğlak burçları. Ortaklı kafe, restoran, bu tarz işleri olan Oğlak burçlarında tadilatlar, yenilikler, yeni oluşumlar. Hatta şöyle not almışım. Kafe işine girmek isteyen ve restoran ya da kafe, bu tarz gece kulübü işlerine girmek isteyen Oğlaklara, evet yapabilirsiniz ama 2021 daha doğru değil mi ya? Bu pandemi yılı, siz kira ödemeyecekseniz yapın ve bekletin ama şu an bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Acele etmeyin diyorum. Avukat olan, yani hukuksal işlemlerle uğraşan Oğlak burçları ile ilgili şey demişim. Kendi ofisinizi, kendi alanınızı yapma kararı içerisindesiniz. Bence yapın, çok başarılı olacaksınız diyorum değerli Oğlak burçları. Aile arasında sorun yok. Siz sorumlusunuz, siz detaycısınız, siz kontrollüsünüz. Bu kontrollerle artık kafayı yemek üzeresiniz. Bence biraz daha akışına, biraz daha sakinliğe bırakın istiyorum. İşsiz olan Oğlak burçları, bu hafta kesinlikle iş kapınız var. Hayırlı olsun diyorum. Kırgın olduğunuz dostlardan adım atma ama çok insan elemen lazım Oğlak burcu. Gerekiyorsa kardeşlerini bile ele. Gerekiyorsa kan dediğim insanları da ele. Çünkü siz hep çevrenizdeki yakın insanlardan zarar görüyorsunuz. Yani paranıza, işinize çok fazla göz ve nazar var. Hatta biz buna kötü enerji diyoruz. Negatiflik çok fazla var. Yani yaptığınız her şey çok güzel gidiyor ve yarım kalıyor. Bu yarımlıklar sizi artık bunaltmaya başladı. Bol bol Nas, Felak, Cin Suresi, Meryem Suresi, Ayetel Kürsü ve Yasin okursanız, düzenli bunları okuyun. Üzerinizdeki bu negatifler, enerjiler ve gözlerden kurtulma olasılığınız daha yüksek diyorum. Özellikle karanfil yakın. Bu karanfilin üstüne okuyun bu duaları. Ve bol bol bunun üstünde evde tüsü yapar gibi yapmanız sağlıklı. Sizde sağlık olarak şöyle demişim. Kıl dönmeleri, bağırsak enfeksiyonları, basur gibi sıkıntılarınız olabilir. Bunları ihmal etmeyin. Biraz da kilo vermeniz gerekiyor ve bu kalbinizi tetikliyor ve ciğerlerinizi akciğerlerinizle ilgili sıkıntı olabilir. Bunlar tetikleniyor. Bunları ihmal etmeyin. Evli olanlar da güzel gidecek. Hatta sürpriz eşten hediye ya da size gelecek hediyeler sizi çok mutlu edecek gözüküyor. Bazı oğlaklar, buzdolabınızı artık değiştirin, error veriyor. Siz de error vermeye başladınız. Buzdolabınızın acil değişmesi lazım. Bir de prizlerde sıkıntı olabilir. Bir elektrik kontağıyla alakalı dikkat edin lütfen diyorum. Evet, güzel bir hafta olsun. Umutlu bir hafta olsun. Kalbinizde ne istiyorsanız gerçekleştirsin Rabbim size. Bende biraz sağlık problemi var. 2-3 haftadır hastayım. Belki bir hatam varsa affola. Sevgi ve umutla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.